Fenerbahçe bugün harika bir maç çıkarttı. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu. 85. dakikada tehlikeli bir atak geliştirdiler. Orada Luan'ın bir konsantrasyon kaybı oldu ama Altay çok iyi bir kurtarış yaptı. Özellikle ilk yarıda göstermiş olduğumuz performans rakibi çok yıpratıcıydı. Bu tarz bir oyun oynayabilmeniz için fiziksel olarak Fenerbahçe takımı gibi bir seviyede olmanız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimiz iyi bir takım. Taraftarlarımızın da desteğiyle bugün galip geldik. Taraftarlarımızın bizimle olması çok önemli. Maç içinde iyi olmadığımız anlar olabiliyor. O anlarda taraftarın bizi desteklemeye devam etmesi bizim için çok önemli. Mişi Batshuayi kadroya katıldı, takıma katıldı. Onunla ilgili düşüncelerini alalım. Bir de 7 Eylül'de transfer sona eriyor. Farklı bir bölgeye takviye olacak mı? Transfer dönemiyle ilgili transfer sezonunun sonuna kadar herhangi bir başka transfer yapmayacağız. Zaten yabancı kontenjanımız dolu. Türkiye Ligi'nde yabancı kuralına uymamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde böyle bir kural yok. Ama Türkiye Ligi'nde buna uymamız gerekiyor. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz. Kadromuz tamamlandı belirtmiş olduğum gibi. Batshuayi siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Geçen sene Türkiye Ligi'nde oynadı. Belçika milli takımının santraforu. Benim de çok iyi bildiğim ve özelliklerini çok beğendiğim bir futbolcu. Santrafor pozisyonu için 3 opsiyonumuz vardı ve Batshuayi özellikleri sebebiyle bizim oyunumuza en çok uyan oyuncuydu. Bu yüzden de başkanımız kendisini buraya getirdi. Özellikleri vesilesiyle bence opsiyonlarımız arasında en iyisiydi ki Dursun ve Pedro'nun özelliklerini de düşündüğümüzde birbirlerini iyi tamamlayacaklar. O yüzden buraya geldi. Son olarak Dinamo Kiev maçı. Hoca onunla eşleşmek istiyordu ve şimdi Dinamo Kiev rakip. Önümüzdeki maç Dinamo Kiev maçı. Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşacağız tekrar onlarla. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde olması önemli. Güçlü bir gruptayız ama gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim bu seneki en büyük hedefimiz Avrupa Ligi değil. Bizim bu seneki en büyük hedefimiz Türkiye Ligi'ni kazanmak. Ben bu yüzden buradayım ama Avrupa Ligi'nde de gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tebrikler tekrar.